Mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Ben Eyüp Esen. Bugün sizlere yine bir uygulamanın kullanımından bahsedeceğiz. Ekibim ve ben sizler için faydalı olabilecek bütün mobil uygulamaları kanalımızda çekiyoruz. Bildirim zilini açabilirseniz çok mutlu oluruz. Haydi videomuza başlayalım. Merhabalar, mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere QNB Finansbank mobil uygulamasında kasko ve trafik sigortalarının nasıl yapıldığından bahsedeceğiz. Hazırsanız videomuza başlayalım. Ana menüye giriş yapıyorum. Sigorta menüsü, sigorta başvuru diyorum. İlk sırada yer alan trafik sigortası diyorum. Burada bilgi girişi menüsünde ruhsat sahibinin, ruhsat sahibi benim veya başkası diyebilirsiniz. Ardından meslek bilgilerinizi doldurmanız gerekiyor. Burada size ait meslek bilgilerini doldurduktan sonra plaka bilgilerini dolduruyorsunuz arkadaşlar. Eğer henüz plakanız yok ise aldığınız araçla alakalı henüz plakam yok diyebilirsiniz. Ardından devam diyorsunuz. Araç detaylarından aracınızın model yılını seçiyorsunuz. Aracınızın markasını seçiyorsunuz. Araç modeline girdikten sonra aracınızın durumuna göre size bir sigorta çıkacaktır arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi bütün marka model araçlar mevcut. Ardından araç kullanım tarzını seçiyorsunuz. Çekici, hususi, iş makinesi, jip, kamyon gibi birçok seçenek mevcut. Bu kullanım tarzlarından sonra plakanın ilini seçiyorsunuz. Ardından motor numarasını giriyorsunuz. Şasi numarası ve tescil tarihini girdikten sonra devam demeniz yeterli arkadaşlar. Bu sayede trafik sigortasından aracınıza ne kadar bir tutarda trafik sigortası çıkarsa diğer adımda ödeme araçlarına geçerek vadesiz hesaplarınızdan ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Hemen kasko sigortasına bakıyorum. Burada yine aynı şekilde trafik sigortası gibi ruhsat sahibi bilgilerini dolduruyoruz. Plaka bilgilerini dolduruyoruz. Henüz plakanız yoksa henüz plakam yok dedikten sonra devam diyoruz arkadaşlar. Model yılı, araç markası, araç modeli, araç kullanım tarzını seçtikten sonra plakanın ilini, motor numarasını, şasi numaranız, tescil tarihini ve ilk tescil tarihini girdikten sonra kasko için size uygun tekliflerden yararlanarak kaskonuzu yaptırabilirsiniz arkadaşlar. Yaptırdığınız kasko ve trafik sigortalarını nerede görüntüleyebilirim derseniz eğer yine sigorta menüsünden sigortaların menüsünde burada size ait bütün sigortaların güncel durumunu, ödediğiniz mevraları, ne kadarlık bir süreçte sigorta durumunun kapsandığını ve sigortanın neleri kapsadığını bu sigortaların menüsünde görüntüleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. Hoşçakalın. Bir mobil uygulama videoları kanalının sonuna daha geldik. Ben Eyüp Esen ve ekibim sizler için kaliteli ve faydalı olabilecek birçok mobil uygulama videosunu bu kanalda çekiyoruz. Siz de destek olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Tabii ki de bildirim zili abone olmaktan daha önemli. Şimdilik hoşça kalın.